Herkese merhaba. Bugün sizler için Burundi'nin TM6860 çay makinesini inceleyeceğiz. Yaklaşık 6 aydır kullanıyorum. Artıları, eksileri neler? Sizlere bu kullanım deneyimimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi önce tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi ürün paslanmaz çelik bir ürün. Kupları plastik. Üst kapak kısmının şu kısmı plastik ve iç kısmı plastik. Geri kalan her parçası paslanmaz çelikten üretilmiş. Özellikle paslanmaz çelik tercih ediyorum. Çünkü maalesef cam ya da seramik çaydanlık olduğunda biz kırıyoruz maalesef. Bu kaçıncı çaycım bilmiyorum ama böylelikle sizler için tanıtmış oluyorum. Ama en dayanıklı olanlar paslanmaz çelik olanlar. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Daha önce Fakir'in çaycısını, Karaca'nın Allure çay makinesini kullandım. Bu üçüncü ürünüm. Açıkçası Karaca'nın Allure'sinden hiç memnun kalmamıştım. Tekrar Fakir çaycıyı tamir ettirip bir süre daha kullandım. Ama o da en son bozuldu. Ve bu ürünü almış oldum. Evet, burada altta açma ve kapama tuşumuz var. Ve burada kaynatma ve sıcak tutma tuşlarımız var. Şu an kaynayan bir suyum var. Ve şöyle söyleyeyim, sıcak tutma kısmında. Bunlarda genel sorunlardan bir tanesi sıcak tutma ayarının kimi ürünlerde çok iyi olmaması. Karaca'nın ürününde şöyle bir sorundan bahsetmiştik. Sıcak tutma ayarı vardı ama fokur fokur kaynatıp duruyordu. Bunda ise sıcak tutma ayarı gayet güzel çalışıyor. Yani herhangi bir kaynatma, fokur fokur kaynama durumu olmuyor. Ve sıcak tutuyor kendi deneyimlerime göre. Şimdi sizin için şöyle dijital termometrem var. Yaklaşık yarım saattir sıcak tutma ayarında bekliyor suyum. Şimdi ölçeceğiz. Bakalım kaç derece çıkacak. Şu an 99 dereceyi gösterdi. 99.5 derece civarında duruyor. Yani yarım saat geçtiği halde sıcak tutma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Neredeyse kaynama noktasında tutuyor. Ama bunu yaparken de bir sürekli fokur fokur bir kaynama durumu yok. Hafif bir kaynama durumunda tutuyor. Evet, üst çaydanlık kısmına gelelim. Dediğim gibi plastik sap ve plastik bir kapak, üstünde metal var. Açıkçası şu kısım herhalde görüntü için kullanılmış. Çünkü alt kısma zaten plastik denk geliyor. Tahminim görüntüyle ilgili üstündeki metal kısım. İç kısmı paslanmaz çelik. Tatla ilgili tabii ki paslanmaz çelik olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde bir standart bir kaynatma mekanizması var tam altında olan. Ve içinden bu şekilde paslanmaz çelik bir süzgeç çıkıyor. Burada tutma kısmı var. Süzgeçten oldukça memnunum. Sadece belki delikleri biraz daha küçük olabilirdi. Yani biraz toz geçiriyor. Biraz tozunu atmak gerekiyor kullanmadan önce. Çok ince bir filtre değil ama oldukça güzel bir iş görüyor. Metal olması hoşuma gitti. Plastik bir malzeme değil. Yani komple paslanmaz çelik malzeme kullanılmış durumda. Yerine çok güzel oturuyor. Hem üst kısmı hem alt kısmı, yani tekerle taşımak bile oldukça kolay. Herhangi bir kayma devrilme yapmıyor. Kapak kısmı bu şekilde düzgün bir şekilde kapatılıyor ve kolaylıkla çıkmıyor. Yani çay dökerken çayın basıncıyla, kapağın çarpmasıyla düşme, fırlama gibi durum olmuyor. Bakın, tık diye yerine oturuyor. Bu da beğendiğim özelliklerden. Çayı dökerken de kaynama esnasında yanlardan bazıları taşma olabiliyor. Bunda öyle bir sorunla karşılaşmadım. Bunlar benim bu ürünle ilgili en çok beğendiğim özellikler. Beğenmediğim değil de eksik olduğunu düşündüğüm bazı durumlar var. Tabii bu da fiyatıyla ilgili. Çok yüksek bir fiyatı yok ama belki burada bir sıcaklık ayar kısmı olabilirdi. Belli sıcaklıklara göre ayarlanabilir olmasını isterdim. Örneğin kahve yaparken bitki çayı, mama gibi farklı sıcaklıklar tutulabilirdi. Örneğin 94 derece gibi bir ayar ya da işte 80 derecelik bir ayar gibi ayarlar olsa çok daha güzel ve kullanışlı olurdu. Genel itibariyle çok güzel, malzeme kalitesi açısından güzel. Plastik malzemelerle ilgili çok kaliteli hissettirmiyor. Elde biraz böyle bir tıkırdama hissi oluşuyor. Ama çok da güvensiz değil, çok da iyi değil. İkisi arasında bir ürün. En azından plastik malzeme açısından. Yani odaklanılan yön bence
genel plastik olmuş olması. Boyası ile ilgili işte eksi gördüğüm özelliklerden bir tanesi boyası ile ilgili hafif özellikle şu kenar kısımları gösterebiliyor mu, görünüyor mudur bilmiyorum ama şuralarda boyaların kalkması sorunu var kenarlarında. Şöyle hafif bir kalkma olmuş. Evet, bir de dibinde çay taşmadan kaynaklı bir çay lekesi oluşuyor. Çamaşır suyuyla temizlememize rağmen bu boyadan özellikle gitmiyor. İç kısmını çamaşır suyunda bekletince sapsarıydı. Gayet güzel oldu. Ama maalesef burayı bir türlü çıkaramıyoruz. Yani boyaya işleyen çay lekesi biraz daha zor gidiyor. Temizliğiyle ilgili söyleyebileceğim de bu. Ürünle ilgili genel olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Genel olarak memnunum. Fiyatı da yaklaşık şu an herhalde 450 TL civarında olması lazım. Şu anki fiyatı. Ben aldığımda gayet uygun almıştım diye hatırlıyorum. 250 civarında bir fiyata. Sosyal mesajlar. 250 TL gibi bir fiyata almıştım. Yani 6 ay içerisinde bile fiyatlar sürekli artıyor maalesef. Ürüne vereceğim puanım 10 üzerinden 8. Özellikle puan kestiğim kısım ise boyanın kalkma durumu. Yarın bir gün nasıl olur emin olamadım. Onun dışında genel olarak memnunum. Tavsiye eder miyim? Bu fiyata, şu an fiyatlar çok uçtuğu için söylüyorum. Kendi aldığım fiyata tavsiye ederdim. Bu fiyat aralığında paslanmaz çelik bir ürün arıyorsanız bence Grundig fiyatıyla ve kalitesiyle oldukça güzel. Tavsiye ediyorum, öneriyorum. Bizi izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.